Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı tezvici ala sureti minel Kur'an. Bu bab tezvicin, evlenmenin babıdır. Ala sureti minel Kur'an. Kur'an'dan bir sure üzerine. Yani mehir yerine Kur'an'dan bir sure öğretecek. Mehir yerine o kadından evlenecek. Bu caiz midir, değil midir? Bunu beyan buyuracak. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل buyurdular ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم جاءته ona geldi imraatın bir kadın fakalet o kadın dedi ki ya Resulullah inni kad vehabtu nefsi leke ben nefsimi sana hibe eyledim. Resulullah Efendimiz durduğu kadına baktı. Fekâmet, o kadın ayakta durdu. Kıyamen tabiyle uzun müddet ayakta durdu. Peygamber Efendimiz'den bir cevap bekliyor. Peygamber Efendimiz de uzun müddet bekledi. Ona bir cevap vermedi. Fekâme raculun, eshaptan birisi kalktı. Fekâle, dedi ki ya Resulullah, zevvicniha, zevvicni, bana tezvic et, ha bu kadını. اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ eğer senin için olmazsa biha bu kadında hacetin bir ihtiyacın yoksa kadın kendisini sana hibe etti. Senin bir ihtiyacın yoksa bu kadına bu kadını bana nikah eyle dedi sahabeden olan o zat. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz o zata dedi ki هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ senin indinde bir şey var mıdır ki tüstiquha ona mehir veresin? Mehir vermek için bir şey var mı? Tüstiquha sadak olarak, mehir olarak o kadına veresin iyyahu o şeyi. Fakale uzat dedi ki ma indi benim indimde yoktur illa izari bu izarım vardır. Yani belden aşağıya bağladıkları fota var. Bir fotası var. Haza işte bu. Üzerimde olan bu izar var. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki in e'teytaha o kadına verirsense iyyahu bu izari celeste sen oturursun la izar elek senin izarın halbuki yok. İzarsız kalırsın. Eğer bunu ona verirsense sen izarsız kalacaksın. Fel temiz arha şeyen başka bir şey ara bul. Fekale o zat dedi ki la ecidu şeyen hiçbir şey bulamam ya Resulullah yok. Bale Resulullah Efendimiz buyurdu ki feltemiz sen ara velev hateme hadidin demirden bir yüzük olsun ara. Yani adi bir yüzük olsun böyle altın gümüş değil demirden bir yüzük olsun ara hiç olmazsa mehir verelim. Kale o zat dedi ki feltemese aradı felem yecid şeyen aradı yok. O da yok. Hiçbir şeysi yok. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o zata dedi ki hel ma'ake minel Kur'ani şeyun Kur'an'dan bir şey seninle beraber var mı? Yani Kur'an'dan bir şey ezbere biliyor musun? Fekale naam sureti keda filan sureyi biliyorum. Filan sureyi biliyorum. Es-süvere sureleri semmaha saydı. Kaç sure ezbere biliyorsa onları saydı ki işte. Bu sureleri ya Resulullah biliyorum dedi. Fekale lehu bu adama dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki kad zevveştüke bima me'ake minel Kur'an kad zevveştüke bu kadını seni tezvic eyledim. Ne mukabilinde? Bima bir şey mukabilinde ki me'ake senin de beraber vardır minel Kur'an. Sen de Kur'an'dan var ya ezbere biliyorsun ya şu sureleri işte onun mukabilinde bu kadını sana tezvic eyledim. İşte bu hadisi şerifte Kur'an mehir olduğu ispat ediliyor. Fakat aşağıda gelecek ki bunda da ihtilaf var. Bu sureleri biliyor. O sureler bu adamın ezberinde. Onun bu kadına verilen bir şey yok.
oku sureleri kadına öğretecek de onun mukabilinde mi? Ona mihir sayılacak kadın alacak. Yoksa o sureleri biliyor ya, bu adam mühterem bir adamdır. Kur'an'dan bazı sureleri bilmesi maldır. Bir fazilettir. Bu Kur'an'ın hürmetine mi o kadınla evleniyor, mihir sayılıyor? Aşağıda bu beyan edilecek. Burada hadiste mutlak. Kur'an'dan sende olan sureler mukabilinde kadını sana tezvic ettim buyurdu Peygamber Efendimiz. Diğer bir hadisi şerifte حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سفيان بن عيينة دن ده بو حديث geldi غير أنه قال هو ikinci rivayette şu var ki Peygamber Efendimiz buyurdular قد أنكحتك معك من القرآن زوجتك değil de أنكحتك بما değil de نعم نَعْكَ مِنَ الْقُرَانِ قَدَنْ كَحْتُكَ سَنَا bu kadını nikah eyledim. Neyle beraber? مَعَ مَا شُلْ بِشَيْلَ beraber ki مَعَكَ سَنَنْدَ orucudur مِنَ الْقُرَانِ Kur'an'da. Üçüncü hadisi şerif حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ حُمَيْدِ بِنْ حِشَام اَرْرُعَيْنِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِيَ لَيْسُ قَالَ حَدَّسَنِي هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هنا سهل ده بحديث شريف إمام التحاوي başka bir senetle daha zikrediyor. قال ليس bu üçüncü hadiste ravi ليس dedi ki لا يجوز هذا fakat bu caiz olmaz. Bir adam Kur'an mukabilinde Kur'an ezbere biliyor ya, o mukabilde bir kadın alması caiz olmaz. Ba'de Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra bu caiz olmaz ki en güzel vece tezvic edilir bir Kur'an, Kur'an'ı ezbere biliyor diye tezvic edilir Kur'an'da zevaç olmaz. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavm zahib oldular ki ila enne tezvice nikah ala suretin minel Kur'an, Kur'an'dan bir sure üzerine öyle sure ki müsemmatin tesmi edilmiş. Fülan sure, la alettayin ben Kur'an'dan biliyorum değil de işte fülan sureyi biliyorum. Öyleyse o ki biliyorsun onun üzerine bu bir kadını da nikah ediyorsun. Bu caizün caizdir. Ve galu dediler ki mana zalik, bunun manası nedir? Hani kadına bir şey vermemiş, yani bunun manası ala en yuallimaha, o kadına öğrete, o adam o ezbere bilmiş olduğu sureyi kadına talim ede, öğrete, tilke surete, o sureyi, işte bunun manası budur. O vakitte bu nikah caizdir çünkü kadına mal vermiş oldu, o malda ne oldu? Kur'an'ı işte o meyyen, o sureyi kadına öğretti, kadın da o sureyi öğrenmiş oldu. Öyleyse bunun mukabilinde nikah caizdir. Vehtecü, delil getirdiler ki zalik, bu mesele hakkında bihadel hadisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bu hadisi delil getirdiler. Ve halefehim, bunlara muhalefet eyledi. Fî zalik, bu mesele hakkında Kur'an karşılığında nikahlanmayı ahirun başkaları. Başkaları muhalefet ettiler. Fekalü dediler ki men tezevvece, her kim evlenirse ala zalike, Kur'an üzerine fen nikahü caizün, nikah caizdir. Ve bu adam fi hükmü men, bir kimsenin hükmündedir ki lem yüsemmi mihren, mihir tesmiye etmedi. Bir kadınla evleniyor, mihir tesmiye etmiyorlar, bunun gibidir. Feleha, o kadın için orucudur, mihrun misliha, mihri misil vardır. Yani o nikah caizdir ama kadın mihrini o adamdan ister. Mehir de ne kadar olacak? O kadının kendi kavmi kabilesindeki kızların mehri ne kadar ise o kadar bir mehir ister. İndehale biha, eğer o adam zifaf yaparsa o kadınla. Ev mata, yahut da ikisi de ölürlerse. Ev mata haduma, yahut ikisinden birisi ölürse mehrinisini alır. Ve in tallakaha, yok o adam o kadını tatlik ederse keblen yedhule biha, zifaf olmazdan evvel tatlik ederse feleha, kadın için orucudur. El müt'atü, müt'a orucudur. Müt'a
kemiz izar milhefe. Yani bir kadına zifaf olmazdan evvel onu tatbik ederse ona müt'a verilir. Müt'a ki kadının faydeleneceği şeyler. Onlar da nedir? Bir elbise, bir entari. Ki kemiz de diyorlar buna. Kemiz. İzar. Ki belden aşağı bir fota bağlanacak. Bir de milhefe, çarşaf. Yahut da kemise kömlek denilirse, kömlek yani belden yukarı giyilecek bir kömlek, bir de belden aşağı bir fota, bir de çarşaf. İşte buna müt'atü talak derler. Bunu o kadına verecek. Bu lazım gelir. Ve kâne minel hücceti, hüccetten oldu lehum, bunlar için ala ehlil mekâletil ula, birinci mekâlet sahiplerinin aleyhine ve bu ikincilerin lehine oldu ki ennellezî ol bir hadis ki fi hadisi sehlin sehlin rivayetinde geldi min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavlünden ki kad zevveştüke ala ma ma'ake minel Kur'an, sen de Kur'an'dan olan şey üzerine ben bu kadını sana nikah ettim. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Bu in hümile hamledilirse zalik, bu hadiste gelen mana ala zahir, zahir üzerine hamledilirse böyledir. Ki zahirini alırsansa o Kur'an mehir sayılıyor. O madem Kur'an'ı biliyor, onu talim edecek, o da mehir sayılacak. Ve kezalike mezhebi ehlil mekaletil ula. Birinci mekalet sahiplerinin mezhebi de budur. Ki yani zahirine göre hamledilir ve o ezbere bilmiş olduğu sureleri kadın öyledir, mehir sayılır. Fi gayrihada. Bunun gayrisinde de bu birinci mekalet sahiplerinin mezhebi budur ki zahirine göre alırlar. Fezalike bu. Eğer böyle olursa ale sureti, sure üzerinedir. La ala talimaha, talim üzerine değildir. Çünkü hadiste zahirini alırsa sendeki Kur'an üzerine bu kadını nikah ediyorum buyurdu Peygamber Efendimiz. Hani talim yok ki bu. Eğer o birinci mekale sahiplerinin mezhebi de bu ki yani zahir üzerine hamlediyorlar. Biz de hadisi zahiri üzerine hamledersek ise talim meselesi yok. Fezalike ale sureti, sure üzerine vakidir bu nikah. Bu adam ezbere biliyor ya, tamam, ezbere bildiğinden dolayı kadını nikah ediyor. La ala talimiha, kadına bu sureyi talim edecek bunun üzerine değil. Ve inkâne zâlike ale sureti, öyleyse eğer bu kadının nikahı sure üzerine olursa, talimi değil de sure üzerine olursa, feve bu tezvic ne üzerine olur? Ala hürmetiha, o surenin hürmeti için, ihtirami için olur. Süreyi biliyor, o adam mühterem. Öyleyse onun için bu tezvic oluyor. Ve leyset minel mehri, mehirden olmadı şey şeyin bir şeyden değil. O adam Kur'an'ı biliyor diye ona hürmeten o tezvic oluyor ama mehir yok. Mehirsiz de nikah caiz değil. Kema tezevvece Ebu Talha'da, Ebu Talha tezevvüc ettiği gibi Ümmü Süleym'i ala İslami'yi, İslam'ı üzerine. Ümmü Süleym'i almak için Ebu Talha talip oldu. İslam ol. Ebu Talha İslam oldu. Kadınla da evlendi. Bu buna benzer. Fakat gene mehir lazım gelir. Haddesena bizalik. Bununla bize rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud kâle haddesena el-Hattab ibn-i Usmanul Fevzi. Kitapta Fevzi yazılı. Dalınan değil. Zaynen Fevzi. Hemisli bir zattır. Ebdal'dan sayarlar. قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس كتبت عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس يصلي orada takdim tehir var sahihi عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك أنس بن مالك نجوات يقول كأن أبا طلحة أبا طلحة tezevvece Ümmü Süleym'i tezevvece eyledi ala İslami'yi, Müslüman olduğu için. Bu tele Müslüman olduğu için Ümmü Süleym'i aldı. Fezeker tüzalike, ben bunu zikreyledim. Yahut da fezekeret Ümmü Süleym zikreyledi. Zalike bunu linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e
fahassenehu, o da tahsin eyledi. Şimdi bu kadını aldı da Ebu Talha Ümmü Süleym'i aldı da mehir mi oldu? Yok. Felem yekun zalik zalikel İslam. Ebu Talha'nın İslam'ı olmadı. Mehren fil hakikati, hakikatte mehir olmadı. Ve innemâ mâna tezevvücihâ alâ İslam'di. Onu İslam üzerine tezevvüc etmenin manası. Ey tezevvecihâ, o kadın aldı li İslam'ı, Müslüman olduğu için aldı. Müslümanlık üzerine değil. Müslümanlığı ona mehir verdim manasına değil. İslam ala değil de li İslami. Müslüman olduğu için kadını tezevvüc eyledi. Ve kad zâde ba'duhum, bazı ziyade eylediler. Fî hadîs-i Enes'in hâdâ. Enes'in bu hadisinde, bu rivayetinde kâle Enes, vallâhi mâ kâne lehâ mehren gayruhu. Hazreti Enes rivayet ediyor ki, vallahi Allah'a emin ederim ki mâ kâne lehâ, o kadın için olmadı mehren mehir, gayruhu, başkası bir mehir olmadı. Yani Müslüman olduğundan aldı. Femâna zâlik, eyleyse bunun manası nedir bu hadisin? Hazreti Enes'e rivayet ediyor ki İslam'ından başka, İslamiyetinden başka mehri de yoktu. Femâna zâlik, bunun manası indena, bizim indimizde, vallahu alem. Ey mâ eradet, o kadın murad etmedi. Minhu, Ebu Talha'dan mehren mehir, gayruhu, başka bir şey. Yani Müslüman mı? Kafir. Mehir istemedi. Yani mehrini kendisi iskat etmiş oldu. Yoksa mehir lazım gelir. Ama kadının elindedir. Mehrini bağışlarsa bağışlar. Bağışlamasa mehri mislini alırdı. Fekezalike ma'na hadisi Sehl'in, Hazreti Sehl'in hadisinin manası da böylecedir. Filmer etilleti zikirna. Bir kadında ki biz onu yukarıda zikreyledik. Yani Hazreti Sehl rivayet etti ya, kadın ne alacak, hiçbir şeysi yok. Öyleyse Kur'an'da ne biliyorsun? Peygamber Efendimiz buyurdu. O da işte filan filan sureleri biliyorum. Öyleyse ben de tezvic ettim. Yani o kadına mehir lazım gelir ama manası o kadın mehirden vazgeçti. Ve minel hücceti le ehli hazihil mekale. Bu ikinci mekale sahiplerinin lehine olan hüccettendir. Ala ehlil mekaletil uğra, birinci mekale sahiplerinin aleyhine ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kadneha nehyeyledi. Ney? Neden? En yü'kele, ekle olunmaktan. Bil Kur'an, Kur'an sebebiyle. Kur'an'ı sebebi meişet ede. Onu okuya, para ala. Ye. Yahut da Kur'an'ı öğrete, para ala. Bundan Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ev yute'avvada bihi. Yahut Kur'an ile tabid oluna şeyin, bir şey mi? Umuru dünya, dünya umurundan bir şey. Dünya umurundan bir şeyi talep ediyor, mukabilinde Kur'an okuyor, yahut da Kur'an öğretiyor. Peygamber Efendimiz bunlardan nehyelemiştir. Haddesena Ebu Umeyye. Kale haddesena Ebu Asim. Kale akberena Mughiretü ibn Ziyad. Dinar yazılı Sahih-i Ziyad. Ziyadul Beceli. Kale akbereni Ubadetü ibn Nüseyyin. Anil Esved ibn Sa'lebete. En Ubadete kale. Ubade dedi ki küntü uallimi, ben talim ederdim. Nasen min ehli suffe. Ehli suffeden bir nasab, bir takım cemaate öğretirdim el-Kur'an'ı, Kur'an'ı. Suffe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin gerisinde avlu vardı ki el-an ağaların durmuş olduğu, böyle az yüksekse bir yer ki dekke derler. İşte orasıydı. Fukara, ashabın fakirleri, evi olmayanlar orada toplanırdılar. Evi, barkı yok. Bekarlar yeri. Bu Hazreti Übade de gider onlara Kur'an okudurdu. Fehda ileyye, Übade diyor ki bana hediye iledi. Raculun minhum, ehli suhbeden birisi. Gavsen bir, gavs, yay. Ala en ekbelha, o gavsi kabul edeyim. Fi sebilillah, Allah yolunda. Yani hediye etti ki ona Kur'an öğretiyor ya, o da hediye olarak onu ona verdi. Fezekerdu zalike li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu Peygamber Efendimiz'e söyledim. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki in eratte, istersen ki en yutavvikeke, boynuna tatvik ede Allahu Cenab-ı Hak biha o kavsi tavgan minennar,
ateşten bir tevk olarak, yani onu ateş yapar Cenab-ı Hak, o kavsi onu da senin boynuna dolayar. Bunu murad edersen ise fekbelha, kabul et. Yani bunu kabul edersen ise kıyamet günü o yay ateşten olur, senin boynuna dolanır. Allah'ın mahfesi. Şimdi burada parayla Kur'an öğretmenin ne derece menhi olduğunu gösteriyor. Haddesena İbrahim İbni Merzuk, haddesena Ebu Amir'in el-Akadiyyü, قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن الشبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن diyor ki ben Peygamber Efendimiz'i işittim, dedi ki اقرأوا القرآن, Kur'an'ı okuyun, ولا تغلو فيه, Kur'an'da غلو yapmayın. غلو İsa'da da diyor ki iki türlü olur. Harflerinde çok mübareka yapar. Bir de tevile başlar Kur'an'da. Kendi kendine teviller eder. Bu guludur. Bunu yapmayın. Ve la teçfû anhu. Kur'an'dan uzak da düşmeyin. Okuyun. Ve la tekulû bihi. Teçfû bihi, yani uzak nasıl düşer? Manasıyla uğraşır, kendisi Kur'an'ı hiç okumaz. Manayla uğraşır, yok. Hem Kur'an'ı okuyacaksın hem de manasını anlayacaksın. Ve la te'kulu bihi, Kur'an sebebiyle ekil de yapmayınız. Te'kulu yemeyiniz bihi, Kur'an sebebiyle. Yani ekil, yemek, maişet vasitesi kılmış Kur'an'ı. Bunu da yapmayın. Ve la testeksiru, malınızı çoğaltmak da istemeyiniz bihi, Kur'an ile. Yani Kur'an sebebiyle malın çoğal diyorsun. Evet, nasıl? Okuyorsun, para alıyorsun, Kur'an öğretiyorsun, para alıyorsun. Öyleyse bunları yapmayın buyurdu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, Müslim ibn İbrahim kâle, haddesena Eban ibn Yezid en Yahya ibn Ebi Kesir. Ha ve haddesena Zeyd ibn Ebi Davud kâle, haddesena Ebu Meslemete Musa ibn İsmail kâle, haddesena Ebanu kâle, haddesena Yahya kâle ibn Huzeyme fi hadisi an Zeydin ve kâle ibn Ebi Davud kâle, haddesena Zeydun. Sonra İbn-i Hüzeyme ile İbn-i Ebi Davud bu senette içtima ilediler. Cemiyen fekala dediler ki en Ebi Sallam, her ikisi de Ebi Sallam'dan rivayet eylediler. En Ebi Raşid el-Hibrani, en Abdirrahman İbn-i Şiblin, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Peygamber Efendimiz der idi ki ikra'ul Kur'an'a, Kur'an'ı okuyun. Ve la tağlu fî, siz onda guluv yapmayın. Guluv dediğim gibi nasıl Kur'an teviline gider yahut da tecvidinde mübalağa yapar, haddini aşar. Ve la tekulu bihi, bir de sebebi meişet yapmayın Kur'an'ı. Hazzar aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiram üzerine tahzir eyledi. Hatali gördü. En yeteavvedu, ivez olarak kabul etmeyi. Bil Kur'an, Kur'an mukabilinde şeyen bir şeyi. Min ibadet dünya, dünya ivezlerinden bir ivezi kabul etmeyi onlara tahsil eyledi ki hatalıdır, bunu yapmayın. Fe'arede zalike, öyleyse bu mariz oldu. Neye? Ma ul bir şeye ki hamele, hamletti aleyhi o mana üzerine. El muhalifin muhalif, neyi? Ma'nel hadisi levvel. Evvelki hadisin manasını, evvelki hadiste birinci makale sahipleri ne dediler? Kur'an'ı öğret. Kur'an'ı öğretmek mehir olur dediler ya, bu ona muhalif olur. Şimdi Kur'an'ı öğretecek, onun mukabilinde de kadını alacak. Buna muhalif oldu. Lev sebet, eğer sabit olursa ki enne manahu kezalik. Onların dediği gibi hadisin manası olursa ki, yani sendeki o Kur'an'ı öğret, kadını sana tezvic ettim. Bu manayı alırlarsa. Hadiste bu açık değil ya, yani onlar öyle tevil ettiler, öyle mana verdiler. Onların dediği gibi olursa, bu ikinci rivayet ki Kur'an karşılığında hiçbir ivez almayınız, bu iki hadis birbirine mariz oldu. Ve lem yesbit zalik, fakat bunların süre-i talimi dediği de sabit olmadı. İzkâne yehtemilü tevilû, çünkü hadisin tevili mühtemil olur. Bima vesafına, bizim vesfettiğimize de mühtemil olur ki o da surenin talimi değil de surenin kendisini ezbere biliyor ya adam,
Öyleyse o adam Kur'an'dan ezbere bir şey bildiğinde mühterem buldu. O kadını nikah ediyor. Nikah ediyor ama ondan sonra mehri lazım gelir. وَقَدْ يَحْتَمُلَ اِذَا مَعْنَنَا اَخَرِ O hadis başka bir manaya da mühtemil olur. وَهُوَ O ikinci başka bir mana da şu. اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri اَبَاحَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e mübah kıldı. مِلْكَ الْبِضْعِ Bir kadın nikahını بِغَيْرِ صِدَاقٍ Mehirsiz. Mehirsiz. Nikah olmaz. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz'e Cenab-ı Hak mübah kıldı. Mehirsiz bir kadını başkasına nikahlayabilir. وَلَمْ يَجْعَلْ ذَٰلِكَ Cenab-ı Hak kılmadı bunu, mübah kılmadı. لَاَحَدٍ غَيْرِهِ Peygamber Efendimiz'den başkasına mübah kılmadı. Peygamber Efendimiz o kadını mehirsiz o adama verdi. Kur'an'dan bazı sureler bildiğinden dolayı. Yoksa mehir olarak değil, mehirsiz verdi. Mehirsiz de Cenab-ı Hak Peygamberine müsaade etmişti. Peygamber yapardı bunu. Allahu Azze ve Celle. İşte delili de bak şu Kur'an'dan getiriyor ki Cenab-ı Hak buyurdular. Estaizu billahi ve emra'eten mü'mineten vehebet nefseha linnebiyyin erâden nebiyyü en yestenkihaha haliseten leke min dunil mü'minin. Bir kadın, mümin bir kadın ki eğer nefsini sana hibe ederse in vehebet nefseha linnebiyyin peygambere nefsini hibe ederse in erâden nebiyyü en yestenkihaha o peygamber onu nikahlamak isterse haliseten leke sene de bu da ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sene has olarak nikah edersense bu sene hastır haliseten lek sene halis olarak min dunil müminin fakat müminlere değil yani mehirsiz sen onu alırsan eğer nefsini hibe ederse ama diğer müminlerden bir kadın gider de nefsini hibe ederse mehirsiz onu nikah edemez o peygambere mahsus feyehtemülü mühtemül olurken yekûne ola kad kâne olmuş ola mimma khassallahu azze ve celle Peygamber Efendimiz'in tahsis etmiş olduğu şeylerden bihi Peygamber Efendimiz'e min zalik bundan ki en yümellike Peygamber Efendimiz temlik ede gayrehu başkasını da temlik ede neyi? Gayrisine temlik ede ma ul bi şey ki kâne lehu Peygamber Efendimiz'e oldu temellükuhu onun temellükü bi gayri sedagin mihirsiz yani Peygamber Efendimiz'e فَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki اَنْ يَكُونَ قَدْ كَانْ Olmuş ola bu mimma bir şeyden ki خَسَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o şeyi tahsis etti bihi Peygamber Efendimiz'e. مِنْ ذَلِكْ bundan yani mehirsiz kadını nikah etmekten ki اَنْ يُمَلِّكَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temlike de غَيْرَهُ başkasına neyi? Ma bir şeyi temlik ede ki kâne leh Peygamber Efendimiz'e oldu. Temellükuhu ona temellük oldu. Ve gayri sidakın mehirsiz. Mehirsiz bir kadına malik oluyor ya, onu başkasına da sidaksız, mehirsiz temlik etmesi Peygamber Efendimiz'e mahsus olarak bu ihtimal da var. Feyekûne zâlik bu ola hassen linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e has ola. Kema kâle leysü, leysin dediği gibi, leys ne dedi? Vallahi Kur'an'dan başka bir mehir, bir şey yoktu dedi. Ve mimma yedüllü alâ zâlik, Peygamber Efendimiz'e mahsus olduğuna delalet eden şeylerdendir ki, enneha o kadın, kâlet linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e dedi, kad vehebtü nefsî leke, nefsimi sana hibe ettim ya Resulallah dedi. Fekâme ileyhi zâliker racül, ondan sonra onu alacak adam, kalktı dedi ki ya Resulullah senin ihtiyacın yoksa bunu bana tezvic eyledi. Fekale leh Peygamber Efendimiz'e o adam dedi ki inlem yekun leke biha hacetun fezevvicniha ya Resulullah senin almaya ihtiyacın yoksa bunu bana tezvic et. Şimdi bu delalet ediyor ki Peygamber Efendimiz'e has. Kadın kendi nefsini mehirsiz Peygamber Efendimiz'e verdi. Bu Peygamber Efendimiz'e caiz. O caiz olduğu gibi Peygamber Efendimiz mihirsiz de o kadını başkasına nikahlayabilir. Fekâne hâzâ işte bu ma ol bir şey oldu ki zükre fî zâlikel hadis. Bu hadiste zikredilen bu. Ve lem yüzker fî bu hadiste zikredilmedi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şâvere hâ kadında müşavere etti. Fî nefsi hâ kadının nefsinde nikahla
başkasına verilmesinde müşavir ettiği zikredilmedi. وَلَا اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ Kadın da Peygamber Efendimiz'e demedi. زَوِّجْنِي مِنْهُ Beni ona tezvic et. Bunu da demedi. فَدَلَّ ذَلِكَ Bu delalet etti ki اِذَا كَانَ تَزْوِيجُهُ Peygamber Efendimiz'in tezvici olduğu vakitte اِيَّهَا O kadını مِنْهُ O adama لَا بِقَوْلٍ تَاتِي بِهِ بَعْدَ قَوْلِهَا قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ Kadından la bi kavlin teati gelen bir sözde değil. Öyle söz ki teati gelir bihi o söz ile ba'da kavliha kadın dedikten sonra kad ve hebtu nefsi leke. Kadın kad ve hebtu nefsi leke dedikten sonra bundan sonra kadının bir kavli gelmedi. Bir şey demedi. Ve innema huwa bi kavliha el-evvel. Evvelki kavliyle kad ve hebtu nefsi leke dedi. Bundan sonra kadın başka bir söz söylemedi. Ki diyelim ki o ikinci sözüyle Peygamber Efendimiz tezvic etti. Yok. Öyle bir söz yok. وَلَمْ تَكُ قَالَتْ لَهُ O kadın Peygamber Efendimiz'e de demedi. قَدْ جَعَلْتُ لَكَ اَنْ تَهِبَن۪ي لِمَنْ شِيْتَ قَدْ جَعَلْتُ Ben kıldım ya Resulullah leke sana اَنْ تَهِبَن۪ي beni hibe edesin لِمَنْ شِيْتَ Dilediğin adama beni hibe edesin. Kadın bunu da demedi. Böyle olmadığına göre ya Peygamber Efendimiz'in o kadını, o adama nikahlaması ne ile oldu? Bil hibeti hibe ile oldu. Elleti öyle hibe ki la tucibu mehren mehri icap etmeyen hibe ile oldu. Cazen nikah, nikah da caiz oldu. Peygamber Efendimiz'e kadın nefsini hibe etti. Hibe ettiği gibi Peygamber Efendimiz kendisi alsaydı kendisi ne caizdi. Kendisi almadı, başkasına da yine mihersiz verebilir. O da caiz oldu. وَقَدَ اَجْمَعُوا اِجْمَا اِلَدِلَرْ كَاَنَّ الْهِبَةَ هِبَ خَالِسَةٌ خَالِسْتِرْ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e لِمَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz için min اِخْتِسَاسِ اللّٰهِ تَعَالَى Cenab-ı Hak ihtisas ettiğinden, has kıldığından İyyahu Peygamber Efendimiz'e biha hibey dunel müminin müminlere değil. Bir kadın Peygamber Efendimiz'e kendi nefsini hibe ederse Peygamber'e caizdir, diğer müminlere değildir. Buna has. Haliseten lek. Peygamber Efendimiz'e halis. Gayre enne kavmen yalnız bir kavim kalu dediler ki haliseten lek. Kur'an-ı Kerim'de vakı olan haliseten lek. Ey bila meherim mehirsiz. Yani mehirsiz ya Resulallah ben nefsimi sana hibe ettim dedi. Öyleyse Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana has olarak hibe olduğundan mehirsiz alabilirsin. Ey bilen mehri. Bunun manası bu. Ve cealül hibete hibeyi de kıldılar bunlar. Nikahen nikah kıldılar. Ve gayrihi gayrisine ne kıldılar? Nikah kıldılar. Yucibül mehre mehri mucib olur. Yani dediler ki Peygamber Efendimiz kendisi tezvic etseydi mehirsiz tezvic eder, tezevvüc ederdi. Fakat başka birisine tezvic ettiğinden o vakitte onun nikahını verdiği vakitte o nikah mehri mucib olur. Çünkü Resulullah Efendimiz kendisine nikah etmiyor, başkasına nikah ediyor. Başkasına nikah etti mi mehri mucib olur. Ve kâle âkharûn, diğer cemaate dediler ki haliseten lek. Kur'an-ı Kerim'de gelen haliseten lekin manası ey ennel hibete hibe tekûnü leke nikâhen, sana nikah olur. Evet. Bu nikahdır. وَلَا تَكُونُ نِكَاحًا لِغَيْرِكَ Senin gayrına nikah olmaz. Yani bir kadın gelir de ben nefsimi sana hibe ettim derse sen onu nikah edebilirsin. Fakat başka bir adama geçse de dese ki ben sana nefsimi sana hibe ettim derse ona nikah sayılmaz. Nikah olmaz. فَلَمَّا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورُ اَمْرُهَا Emri zikredilen kadın ki oldu. Fî hadisi Sehl'in Sehl'in hadisinde menkûheten bi hibetiha kendi hibesi sebebiyle menkûh oldu. Neyi hibe? Nefsiha nefsini. Linnebiyyi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e nefsini hibe etmekle menkûha sayıldı. Alâ mâ zekâna bizim zikrettiğimiz şey üzerine. Sebete sabit oldu ki enne zâlike nikâh bu nikâh. Hâsun Peygamber Efendimiz'e hastır. كَمَا قَالَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلَى ذَٰلِكَ İşte buna zahip olanların dediği gibi bu Peygamber Efendimiz'e hastır. Başka müminlere bu caiz değildir. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ يَجُوزُ caiz olur ki اَنْ يَكُونَ اُلَمَّا مَا سِكَرْنَا فِي الْحَد۪يسِ
bizim bu hadiste zikrettiğimiz şeyle beraber olan ey, sualun minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in suali olmuş olan leha kadına ki en yüzevviceha minhu, Peygamber Efendimiz caiz ki o kadına sordu ki seni şu adama tezvid edecekim. Bu sualın olmak ihtimali de var. Ve in kâne zâlik lem yunkalileyna, öyle bir sual sorması bize neklolunmadı ise de fî zâlikel hadis, bu hadiste nekil yoksa da caiz ki o sual oldu. Peygamber Efendimiz kadından izin istedi. Seni şu adama nikah edeceğim dedi. O da razı oldu, verdi. Caiz ki böyle ola. Kıyle lehu, öyle diyen adama denilir ki senin dediğin ihtimal varsa ve kezâlike yehtemüleyda, senin dediğin gibi bir ihtimal olursa başka bir ihtimal daha var ki en yikûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve ala âlihi ve sellem, Peygamber Efendimiz olmuş ola kad ceale leha mihren, o kadına mihir kılmış ola gayre sure, sureden başka. Ve inkâne zâlik lem yungal, her ne kadar neklolunmadı ise de ileyne bize fil hadis, hadiste hadiste gelmedi ama fakat Peygamber Efendimiz o kadını öteki adama nikah ederken ona bir mihir kılmış ola. Buna da ihtimali var. فَاِنْ حَمَلْتَ الْحَد۪يسَ, hadise hamledersense sen عَلَى ظَاهِرِهِ, zahirine عَلَى مَا تَسَهَبُ اِلَيْهِ, ente senin zahip olduğun gibi, o zahip olduğu da ne? Yani Kur'an-ı Kerim, sureyi talim etmek ona zahip olmuştu ya, senin dediğin gibi olursa lezimeke, sana lazım olur. مَا زَكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz de lazım olur. مِنْ اَنَّ ذَٰلِكَ النِّكَاحِ, o nikah kâne bil hibeti, hibeti hibeyle oldu. Elleti öyle hibe ki vesafına biz onu vesfettik. Yani surenin talimi değil de surenin kendisini ezbere bildiğinden ona hürmeten, ihtiramen böyle oldu deriz. Ve in hamelte zalike ala tevil, yok tevil üzerine hamledersense ala ma vasafta vesfettiğin gibi ki Peygamber Efendimiz o kadına sual sordu, sual etti. O da razı oldu. Ondan sonra nikahını kıydı. Böyle tevil edersen fel gayrike, senin gayrin içinde caizdir ki en yehmilehu, o mana, onun manasını hamlede eyza minet tevil, tevilden ala ma zekerine, bizim zikrettiğimiz şey üzerine tevil yapa. O da nedir? Yani ona o sureden başka bir mehir kıldı. Fakat bize nakledilmedi. Sen diyorsun ki sual etti, kadın razı oldu. Bu manaya gelir. Biz de diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadına bir mehir tesmiye etti. Mehirsiz nikah olmaz. Onun üzerine onu nikah eyledi. Seninki tevil, o da tevil. Sümme la tekunu ente, sen olmazsın bir tevilike, tevilin sebebiyle evla, daha evla olmazsın. Minhu, öteki adamdan bir tevilihi, teviline. Öteki adamın tevili var, senin de tevilin var. Senin tevilin ondan daha evla değil. فَهَذَا وَشْوَهَذَا الْبَابُ, bu babın veşi budur. مِنْ تَر۪يكِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْاَثَارِ, eserlerin manalarını tasih, yolundan bu babın veşi budur. وَاَمَّا وَشْهُ, bu babın veşi مِنْ تَر۪يكِ النَّزَر, kıyas tarikinde veşi فَاِنَّا قَدْرَيْنَا النِّكَاحِ, biz nikahı gördük ki اِذَا وَقَى عَلَى مِهْرٍ مَجْهُولٍ, meçhul bir mihir üzerine vakı olursa لَمْ يَسْبُتُ الْمِهْرُ, mihir sabit olmaz. Mehir meçhul. Nikah var. Mehir zikredilmedi. Öyleyse mehir sabit olmadı. Ve reddü hükmül mer'eti, o kadının hükmü reddedilir. İlâ hükmü men, bir kimsenin hükmüne ki lem yusemmi leha, o adam tesmiye etmedi leha kadına mehren mehir. Mehir tesmi etmeden nikah kıydırdı. Bunun hükmüne raci olur. Fehtice, öyleyse mühtaç olunur. İlahi yekûnel mehir me'lûmen, mehir me'lûm ola, buna ihtiyacı var. Kemâ tekûnul esmânu, paralar olduğu gibi fil bi'at, alışverişlerde me'lûmeten, me'lûm olduğu gibi alışverişlerde semen, o satılan şeyin semeni me'lûm olacak. Ve kemâ tekûnul ücretü fil icaret, icarlarda da ücret miktarı belli olacak. Malumatın o da malum olacak. Bir şeyi içeriye veriyor. Bu müayyen. Bu ücret müayyen olmasa caiz değildir. Bunun gibi ola. Öyleyse bu kadının nikahı kesilmiş. Mehri
meçhul kalmış, mehri tespit edilecek. Ve kânel asr müştemâ'u aleyh. Onun üzerine içtima olunan asıl kaide de oldu ki enne racülen bir adam levistecere racülen bir adamı isticar ise ücretle tutsa ki alâin yuallimehu sureten minel Kur'an. Kur'an'dan bir sureyi kendisine öğrete. Öyle sure ki semmâha tesmiyetti filan sureyi bana öğret dedi. Neye de? Ne mukabilinde? Bir dirhemin bir dirhem mukabilinde öğret diye icar tuttu. La yecudu, bu caiz olmaz. Ve kezalike lebi istecarehu, onu isticar ise ki elan yuallimehu şe'ren. Bi aynihi bir şiiri ona talim eder. Mesela filan şairin filan şiirini bana talim et bir dirhemin bir dirhem mukabilinde. Kâne zâlike gayre caizine ise bu da caiz değildir. Ne için caiz değildir bunlar? Lennel icarat, icarlar la tecûzu caiz olmaz. İlla ahadi mâneyeyn. İlla iki mânanın birisi olacak ki icarlar caiz olay, yoksa caiz olmaz. Bu iki mâna ne? İmmâ alâ amelin bi'aynihi. Ya ayniyle bir emir üzerine olur. Bir işi, şu işi yap, parasını al. Amel müayyen olur. Ne gibi? Mislu gassi sevbin bi'ayni. Bi'ayni de bir elbiseyi yıkamak. Gösterir. Şu elbiseyi yıkamak. Bu niye yıkar? Bir bu. Bak şimdi müayyen. Elbiseyi yıkayacak. İşte orada icar sahih olur. Ev ala hıyatati yahut da aynen şu elbiseyi dik. Şimdi burada amel müayyen. Amel müayyen olacak ki icar da sahih olur. Ev ala vaktin me'lumin yahut da vakti me'lum üzerine icar tutuyor. Mesela bir gün bana çalış. Yahut da bir hafta çalış. Yahut da bir ay çalış. Yahut da bir sene çalış. Onun üzerine icar tutuyor. İşte bir de bu vakti me'lum üzerine olur. Öyle vakti me'lum ki la budde fiha. Elbette onda lazımdır. En yekûnel vaktu vakit ola me'lûmen me'lûm ola. Evil amelü me'lûmen yahut da amel me'lûm ola. Bana şu elbiseyi dik, bana şu elbiseyi yıka. Burada amel me'lum. Ama filan günden filan güne kadar benim indimde çalış. Bu da vakit me'lum. İşte bu iki şeyde vakit amel me'lum olursa icarda caiz olur. Ve kâne ize stâcerehu. Onu icar tuttuğu vakitte. Alâ talimi suretin. Bir sureyi talim üzerine. Filan sureyi bana öğret. Bir dirhem mukabilinde derse fetilke bu icaretün icaredir. La ala vaktin me'lumin me'lum bir vakt üzerine değil. Ve la amelin me'lumin me'lum bir emel üzerine de değil. Bu niçin? Bunun vakti me'lum değil. Kaç saatte, kaç günde öğrenecek? Sonra amel de me'lum değil. İnneme stâcerehu onu isticar etti ala en yuallimehu zalik. O sureyi öğretecek. وَقَدْ يَتَعَلَّمُ بِكَلِيلِ التَّعْلِيمِ Caiz ki az bir şeyle öğretebilir. Bir iki defa okumakla öteki adam onu öğrenir. Bir de var ki 40-50 defa okudur gene öğrenemez. Bir de var ki 100 defa 200 defa okudur yine öğrenemez. Malum değil. Evet. وَقَدْ يَتَعَلَّمُ بِكَلِيلِ التَّعْلِيمِ وَبِكَسِيرِ Evet. O adam ya az talimle yahut da çok talimle öğrenebilir. Belli değil. وَفِي قَلِيلِ الْاَوْقَاتِ وَكَسِيرًا Vakıtta da bir günde öğrenebilir, üç günde öğrenebilir, haftada öğrenebilir. Bu da malum değil. Onun için bu icare caiz değildir. Ve kezalike lev ba'ahu darehu. Evini satsa ki alâ en yuallimehu sureten minel Kur'an. Evmi sana satıyorum, sen bana Kur'an'dan bir sureyi öğrettiyse lem yecud zalik. Bu da caiz değildir. Ne için? Lil me'anilleti zekirnaha fil icaret. İcarette zikrettiğimiz manalar için. O da ne? Amel müayyen olacak, vakit malum olacak. Burada evini veriyor. Fakat o Kur'an'dan o sureyi öğrenmek kaç günde olur, ne kadar zamanda olur, bu meçhul olduğundan bu da caiz değil. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ فِي الْاِجَارَاتِ وَالْبِيَعَاتِ Vaktaki icarelerde, alışverişlerde bu böyle oldu. وَقَدْ وَصَفْنَا biz de vasfettik ki اَنَّ الْمِهْرَ مِهْرِ لَا يَجُوزُ caiz olmaz. Ala emvalin mallar üzerine ve la ala menafi'a menfaatler üzerine mehir caiz olmaz.
İlla alâ mâ illâ bir şey üzerine caiz olur ki yedûzü aleyhi anan üzerine caiz olur. El-beyu vel-icâre. Beyu icâre ne üzerine caiz olursa mehir de onun üzerine caiz olur. Beyu icâre ve gayr-ü zâlik. Diğer şeyler ki yani beyu icârenin gayrisi. Ne üzerine caiz olursa mehir de onun üzerine caiz olur. Ve kânet ta'lim, ta'lim la tümleku bihi anınla la tümelleku temlik olunmaz. Bihi anınla menafi menfaatler temellik olunmaz. Ve la a'yanul emval, malların ayinleri de temellik olunmaz ta'lim ile. Öyleyse sebete bin nazar, nazar ile sabit oldu. Ala zalik bunun üzerine ki en la yümelleke temlik olunmaya bihi ta'lim ile el ebda'u nikahlar. Nikahlarda onunla temellik olunmaz. Fahâzâ huven nazar. İşte kıyas da budur. Ve huve kavlu ebi Hanifete ve ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecme'in. Bu üç imamın kavli de budur. Hulâsâ, yani Kur'an'dan bir şey ezbere bilmiş, onun hürmetine yahut da ona öğretecek, o sureleri, muayyen yerleri öğretecek, onun mukabilinde de onunla evlenecek, bu caiz değildir. İlla mehir lazımdır. Nikah kesilmişse, nikah kesilmişse nikah caiz olur fakat mehrimisi lazım gelir. Vallahu teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.